Iğdır şehitlerinden ikisi başkentte uğurlandı. Kahraman polislerin ailelerini Ankaralılar da yalnız bırakmadı. Kocatepe Camii doldu taştı. Fehmi Şahin ve Ali Koç, Ermenistan sınırında vatan topraklarını birlikte korudular. Iğdır'daki hain pusuda aynı minibüsteydiler. Birlikte şehit düştüler. Cenaze namazları da birlikte kılındı. Türk bayrağına sarılan ağaçları gözyaşları içinde uğurlandı. Allahu Ekber. Devletin zirvesi de ailelerin acısına ortak oldu. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, muhalefet liderleri, komuta kademesi hatta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Şehit polislerin cenazesinde yan yana geldi, birlikte saf tuttu. Allahu Ekber. Ruhi için el-Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el-Fatiha. Aileler acılarını yüreklerine gömdü. Yine de ana yüreği dayanamadı. Şehit oğlunun uzun yıllar koruduğu Abdullah Gül'ü karşısında gören Nezahat Şahin sitemkar konuştu. Gözü yaşlı anne, "Neden giderken oğlumu da götürmedin? O herkesi korudu ama onu korumadılar." dedi. Erdoğan'a da bir gaziden tepki vardı. Gazi İzzet Ertunç, Cumhurbaşkanı yanından geçerken "Neden bizi cenazeye almıyorsunuz?" dedi. Erdoğan'ın terör politikasını eleştirdi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, şehit annesinin sitem dolu sözlerinin ardından eski korumasının oğlunu yalnız bırakmadı. Erdoğan'ın gelişiyle cenaze namazında arka safta kalan şehit oğlunu Gül öne çekti, yanına aldı. 11 yaşındaki Yağız, babasını Gül ve Erdoğan'ın arasında uğurladı. Ama biz acımızı yüreğimize gömerek her kişi niyetine. Allahu Ekber. Şark görevini yapmak için Iğdır'a giden Fehmi Şahin 39 yaşındaydı. Diş hekimi eşi ve 11 yaşındaki oğlu Ankara'da kaldı. Şahin şehit olmasaydı 2 sene sonra emekli olacaktı. Kahraman polis Aydın Nazilliliydi. Ama o Ankara'da defnedilmek istediğini vasiyet etti. Ailesi kırmadı. Iğdır'da şehit olan Şahin Cebeci'deki polis şehitliğine gömüldü. Haymanalı Ali Koçsa 1,5 yaşında kız babasıydı. Eşi ve kızı acı haberi tatil için gittikleri Almanya'da aldı. Şehadet haberi geldiğinde anne babası ise kutsal topraklardaydı. Aile apar topar Türkiye'ye döndü. Kocatepe Camii'nde yapılan törende gözyaşları sel olup aktı. Dualar ve tekbirlerle uğurlanan Ali Koç, Haymana'daki köyüne Güzelce'ye defnedildi.